Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi ve yönetici Akın Öztürk. Hoş geldiniz Akın Bey. Hoş bulduk Gülben Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Konumuza geçmeden önce, sohbetimize başlamadan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 12 yıllık bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda da yöneticilik yapıyorum. Bireysel katılımcı olarak başladım kariyerimi. Ondan sonra proje yöneticiliği, takım liderliği ve associate direktör pozisyonlarına kadar geldim. Yönetici olarak çok güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum bilgisayar mühendisinin. Özellikle sosyal alanda güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki neden seçtiniz bu işi? Bu işi asıl seçme sebebim, fen lisesi mezunuyum ben. Fen lisesinden mezun olduğumda genelde insanların tıp veya mühendislik tercihi olur. Bu noktada benim pandemi döneminde kaybettiğim merhum dayım Doktor Emin Akyıldız'ın yönlendirmesiyle tıp kesinlikle seçmemem yönünde bir telkin oldu. Ben de mühendisliğe bu şekilde kaymış oldum. Çok da memnunum bu kararından dolayı. Yani üzerimde büyük emeği vardır. Bu sayede seçmiş oldum. Çok mutlu olduğum bir meslek. Harika. Severek yapıyorsanız en önemlisi de zaten kesinlikle budur. Peki işinizin zorlu ve keyifli yönlerini de soralım o zaman. İşimizin en zorlu yanı bilgisayar başında olmak. İnsanların kesinlikle bilgisayarla uğraşmayı, bilgisayarla vakit geçirmeyi çok seviyor olması lazım bilgisayar mühendisliğinde. Çünkü asıl işi öğrenmemiz gereken yer bilgisayar başı ve Malcolm Gladwell'in Outliers diye bir kitabı vardır. Burada 10.000 saat kuralından bahseder. Herhangi bir işte başarılı olmak için 10.000 saat burada pratik yapmanız gerekir. Ve ancak bu pratiği yaptıktan sonra kendinize özgün çözümler ortaya koyabiliyorsunuz. Mesela Mozart'ı incelediğimizde Mozart'ın ilk dönemlerinde Mozart hep başka besteleri kopyalamıştır. Ama belirli bir yerden sonra bu 10.000 saati geçtikten sonra kendi özgün eserlerini ortaya çıkarmayı başarıyor. Evet, kesinlikle. Sizin en güçlü yönünüz nedir peki? Benim en güçlü yönüm sanırım duygusal olarak insanlarla iletişim kurabilme yeteneğim. Çünkü ben mesleğe ilk başladığım zaman da insanlara yardım etmek için çok hevesli ve çok istekli bir insandım. Sonradan öğrendim ki aslında insanlara yardım edebilmek Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin en tepesinde yer alan, yani kendi güvenlik, barınma, sevgi gibi ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra artık kendini gerçekleştirme olarak geçen adımda yer alıyor. Ve bunu aslında bu bilgiyi hiç bilmeden doğal olarak yapıyor olmak da beni çok mutlu etti. İnsanlara faydalı olabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Yöneticilik de bunun en güzel yollarından birisi. Peki işinizde büyük bir problemle karşılaştınız mı hiç? Karşılaştım tabii ki. Özellikle teknik problemlerle biz bilgisayar mühendisi olduğumuz için çok karşılaşıyoruz. Bize müşterilerimizden cihazlarımızla ilgili hata raporları geliyor. Bu hata raporlarının birinde düşük GSM şebekesi olan bir yerde çekimin olmadığı bir case'den bahsettiler. Ama bizim ortamımızda da yanımızda baz istasyonu olduğu için çekim kalitemiz çok yüksekti. Hemen bunun bir araştırmasını yaptım. Cihazımızı koyabileceğimiz, GSM destekli cihazımızı koyabileceğimiz bir kutu bulup bunu alüminyum folyo ile kaplayarak bir Faraday kafesine çevirdim ki Faraday kafesinin sinyal kesme özelliği vardır. Böyle akıllı çözümler yaparak işimizi kolaylaştırabiliyoruz günün sonunda. Harika. Sizce başarı nedir peki? Bence başarı takım olarak bir şeyleri başarabilmek. Bizim eğitim sistemimizde hep şu empoze edilir, bireysel olarak yapabildiklerimizle hep ön plana çıkmamız gerektiği, hep bir yarış ortamında diğerlerini geçmek üzerine kuruludur. Ama ne zamanki şirketlere geliriz, burada bizden takım olarak başarılı olmamızı söylerler. Burada Steve Jobs'un çok sevdiğim bir lafı var. Steve Jobs şunu söyler, hızlı gitmek istiyorsanız yalnız yürüyün, daha uzağa gitmek istiyorsanız takımla yürüyün. O yüzden büyük başarılar kazanmak istiyorsak mutlaka takımla beraber bir şeyleri başarmamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle, ben değil biz demeliyiz. Kesinlikle, biz dememiz gerekiyor. Peki sizin en büyük başarınız neydi o halde? Benim en büyük başarım 2018 yılında ben orta seviye projeleri yönetebilecek bir sertifika kazandım. Bu sertifikayı kazandıktan sonra da network etkinliği için bizi Almanya'ya çağırdılar, şirketin merkezine ve burada 100 kişiye kadar olan dünya genelinde projeleri yönetebilecek 100'den fazla proje yöneticisiyle beraber bu etkinliğe katıldık. Burada da bir workshop düzenlediler. Workshop'ta da beni host olarak seçtiler. Workshop'un sonunda modern learning konusunda design thinking kullanarak modern learning konusunda sunum yaptım İngilizce olarak. Yaklaşık 5 dakika kadar. Ve günün sonunda benim yaptığım sunum
en yaratıcı sunum seçildi ki burada verilen tek ödüldü. Hı-hı. Bu beni çok gururlandırdı. Burada Türkiye'de kullandığımız takdir mekanizmasını da orada anlatma şansım oldu. Sonraki bir yıl içerisinde şirketin genelinde bütün dünyada bu mekanizmaya çok benzer bir kullanım sundular. Bunda da katkım olduysa çok mutlu olurum. Harika, özellikle. Biz de tebrik etmiş olalım çok tekrar buradan. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki motivasyon kaynağınız nedir? Motivasyon kaynağım aslında başkalarına yardım etmek. Bunu söyledim. Şimdi motivasyon aslında hem içsel ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Sürdürülebilir ve uzun vadeli olan içsel motivasyon oluyor günün sonunda. İçsel motivasyonu sağlamak için de insanlarda amaç duygusunu bir sağlamamız gerekiyor. İkinci içsel motivasyon yöntemi de çok yetenekli insanlarla çalışabilme duygusu. Dışsal motivasyona geldiğimiz zaman burada Harvard Üniversitesi'nden Teresa Amabile'in bir çalışması var. Bu çalışmada Teresa Amabile şöyle diyor, algoritmik işlerde ödüller gerçekten işe yarıyor. Gittiğiniz zaman zincir restoranlarda çalışanlara işte ayın çalışanı ödülü verirler ve bu ödül gerçekten işe yarar. Ancak yaratıcılık gerektiren işlerdeki ödülleri vermenizin tek bir koşulu var. Bu da iş bitiminden sonra sürpriz olarak bu ödülleri vermek, hı hı, ve gereken açıklamayla bu insanlara bu ödülü takdim etmek. Evet, kesinlikle. Pekala, sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle liderlik yolundan gitmek isteyip insanları yönetmek isteyen insanların mutlaka başkalarına yardım etmek için çok büyük bir tutku duymaları gerekiyor. Gerçekten başkalarına faydalı olabilmek için de bulunduğumuz alanda iyi bir uzmanlık kazanmamız gerekiyor. İnsanlar yeni şeyler öğrendikleri zaman vücut dopamin salgılıyor ve bu bağımlılık yapıyor. Yeni bir şey öğrenmek ve öğretmek gerçekten bir tutku. Einstein'ın çok güzel bir lafı var bu konuda. Bir şeyi yeterince iyi anlamıyorsanız anlatamazsınız diye. O yüzden insanlara şunu söyleyebilirim. Mühendislik ve özellikle yöneticilik çok güzel bir kariyer yoldur. Pekala, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Başarılar diliyorum mesleğinize. Çok teşekkür ederim Gülben Hanım. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi ve yönetici Akın Öztürk'tü. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.